Bu hafta Gençler Birliği'ne karşı oynadığımız maçta olmazsa olmaz bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Allah göstermesin. Aksi takdirde sonuncu sıraya düşecektik. Sonra bir sırada atlamış olduk kazanarak ve en azından yukarıdaki gruptan çok fazla kopmamış olduk. Çünkü diğer takımların oynadığı maçlara bakıldığında hepsinin çok Kasımpaşa'nın, Rize'nin, efendim Eskişehir'in, Akhisar'ın, Sivas'ın hepsinin zorlu maçları var. Dolayısıyla bu maç bizim önümüzdeki haftalara sürekli telaffuz ettiğimiz ligde biz kalabiliriz. Bu bir hayal değildir. Bunu gerçekleştirmek mümkün düşüncesinin biraz olsun daha şiddetli bir şekilde hayata geçmesi söz konusuydu. Bu anlamda çok şükür Gençler Birliği maçını kazanmış olduk. Bir problemimiz yok Allah'a şükür. Ama tabii maça daha bir hayli zaman var. İnşallah bir antrenmanda veya bir terslik olmaz. Biz de Beşiktaş gibi tam kadro, elimizdeki bütün oyuncularımızı kullanma imkanı bularak bu maça hazırlanmış oluruz inşallah. Şimdi ben tabii ki geçmiş maçla ilgili hakem arkadaşımız Cüneyt Çakır'a da ve ekibine de teşekkür ediyorum. Hakikaten iyi maç yönettiler. Artık çünkü bizim beklediğimiz şu yani. Hakem hata yapabilir ama bunun sayısı az olsun ve bir takım yaptığı hatayla ötürdüğü bir fazla bir eksiklikle çok sıkıntıya sokmasın. Sağ olsun o anlamda dört dörtlük bir maç yönettiler diye düşünüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu konsantrasyonda bu 13 haftalık kazanamamanın verdiği stresle bayağı bir gergin atmosferde maçtan oynayan bir takımdık. Bu hafta kazanmak hepimize inanılmaz bir mutluluk verdi. Çünkü en azından bir emeğe dönüş, geri dönüş oldu. Taraftarımız olsun, yönetimimiz olsun, bizler, yerel medyamız, hepimiz hep birlikte biraz daha umutlarımız yeşerdi. Biraz daha biz bu işi yapabilir miyiz? Çünkü oynuyorduk, sonuç alamıyorduk. Bugün bir sonuç oldu. Ligin inanın sonucuna doğru bakıldığında ben 36 puan artı avarajın ligde kalabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü oturdum biraz çalıştım. Rakiplerin oynayacağı maçların şeyine göre şu andaki form durumları, kadro yapıları, oynayacağı maçlar, rakipleri, onların durumları. Yani 35-36 puan bile neredeyse artı avarajla bu ligde kalabilir olur. Tabii ki ikili avarajla. O yüzden biz 36 puan altı ikili avarajımız iyi olacak hale getirebilsek en azından ben inanıyorum ki ligin sondan dördüncü olarak yani 15. sırada en azından ligi tamamlamamız mümkün olabilir. Sanırım biz buradan en azından bizim seyirci potansiyelimizin bize müsaade eden resmi rakamı oraya kadar getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani buradan tekrar belediye başkanımdan ve diğer iş adamı kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen bu konuda destek olsunlar. Yani bir otobüs olayında seyircilerimize destek olsunlar ki bir seyirci gücümüzde en azından orada onları rahatsız edecek sayıda seyirci gücümüz orada olsun. Ben çünkü Erol'la da konuştum artık Mavi Ateş'e öyle yasak masak tribün kapatma bilmem ne bir daha yapmayacaklar. Böyle bir şey yok. Yani hepsi bizim canımızda olacak, gelecekler. Madem bu takımın çok ateşli, çok seven taraftarları sakın ola ki 3 maçta bir daha bu takımın seyircisi oynatmasınlar. Yani buradan onlardan bilakis biliyorum beni sevdiklerini. Onlardan rica ediyorum. Bizi kırmasınlar. Bu isteğimizi yerine getirsinler. Bu umudu kaybetmiyoruz. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz. İnşallah bu hafta da kazanıp hele bu maçı çok önemli bir maç çünkü kazanıldığında bir ikinci sırada bir takıma kazanmış olacağız. Onun verdiği moral yani artık yavaş yavaş yelken rüzgar dolmaya başladı yani. Dolayısıyla onun biraz daha büyümesini istiyorsak bu maçın kazanılması lazım. Bakın berabere değil yani bu maçın kazanılması lazım ki hem bizim camiamızı tekrar ateşlesin, tekrar kendine getirsin. Efendime söyleyeyim tekrar güveni yerine gelsin, tekrar inancı takımına kendine, oyuncunun kendine, yöneticinin bu ters gidişattaki demoralize olmuş halini tekrar pozitife çevirmeye. Yani çok bizim için anlam taşıyan bir maç. Böyle arkası arkaya sıralarsak bu kazanç bize çok şey getirecek. Umarım inşallah bu fırsatı kaçırmayız.